Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi Üçüncü sayfanın suçu ne? Günahkarlar adaletten bahsediyor. Kılıçlarıysa hep başkalarının günahlarıyla biliniyor. Barış Pehlivan'ın içeri girişi, yaşanan adaletsizliği daha da gözümüzün içine soktu. Son infaz düzenlemesinden söz ediyorum. Cinayet işleyene, uyuşturucu satana, kadını çocuğu istismar edene kolaylık sağlayan yasa, siyasi mahpusları teğet geçiyor. Bir süredir üçüncü sayfa haberleriyle anlatıyorum. Geçen perşembe anlattığım son hikayenin ardından Cumhur İttifakından bir yanıt geldi. Yasanın mimarlarından olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, af niteliğindeki düzenlemeyi eleştirenlere yanıt verdi. Bir infaz işlemi üzerinde günlerdir kıyametler koparılıyor. Hukuki durumları aynı olan kişiler aynı işleme bağlı tutulur. Eşitlik ilkesinin en basit ve yalın tarifi budur diye söze başlayan Yıldız, Siyasi propaganda yapmanın ötesinde hukuki bir değeri bulunmayan açıklamaların topluma da sanığa da bir faydası yoktur ifadeleriyle yanıtını bitirdi. Her ne kadar dayanağını anlayamasam da Yıldız hazırladığı yasaya sahip çıkıyordu. Sahi öyle mi? Ortada adaletten bahsedeceğimiz bir yasa var mı? Üçüncü sayfa çözümü idam. Şöyle anlatayım. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan af tartışmaları için şu ifadeleri kullanmıştı. Benim bir ilkem var. İlkem de şudur. Devlete karşı işlenen suçlarda devlet affedici olabilir ama kişilere karşı işlenen suçlarda devletin af yetkisi yoktur. Erdoğan yıllar önce bunu söyledi ama işi gereğine gelince hep tersini yaptı. Affettiği kişiler kişilere karşı suç işleyenlerdi. Sadece Erdoğan'ın çelişkisi değil. Ne zaman Türkiye'nin kanını donduran bir cinayet, çocuk ya da kadın istismarı yaşansa iktidarın politikacıları aynı şeyi söylüyor. İdam geri getirilmeli. Ancak iş infaz düzenlemesi yapmaya geldiğinde idam isteyen politikacılar aynı suçlara af istiyor. Örnek olsun, 3 yıl önce bu zamanlarda 3. sayfa olaylarına dikkat çeken Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı. Kadına şiddetin yanı sıra çocukların güpe gündüz kaçırılmaları, vahşete kurban edilmeleri, hatta cinsel istismara uğramaları meşeri vicdanı yaralarken aynı zamanda büyük bir hüzne ve hüsrana da neden olmaktadır. Tespitin ardından çözümünü şöyle anlattı. Bu konuda idam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. Çözümü idamdı. İşin ilginci, dönemin Meclis Başkanı Mustafa Şentop da AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan da Bahçeli'ye destek verdi. Kamuoyunu sarsan 3. sarfa haberlerine medyasıyla, vekiliyle, bürokratıyla Cumhur İttifakı hep idam çözümü önerdi. Son yaşadığımız Esenyurt'taki teker bayisi cinayetini hatırlayın. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral bu namussuz için ve onlara ortaklık eden alçaklar için yaşasın idam dedi. Bu sözler söylenirken hükümetin plan ve bütçe komisyonuna son dakikada getirdiği infaz düzenlemesi uygulamaya girmişti bile. Kim ne kadar yatacak? Sonucu size yazayım. Kravat taktığı için iyi halli sayılmayı, tahrikleyerek indirim kapmayı geçtim. Mesela kasten öldürmeden 20 yıl hapis cezası alan biri son düzenleme ile 3 yıl 4 ay kapalı cezaevinde kalıyor. 6 yılda açık cezaevi şartlarında bekleyerek tahliye oluyor. Örneğin uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası alan bir hükümlü düzenleme sonrası sadece 5 ay kapalı cezaevinde kalıyor. 5 yılda açık cezaevinde yatıp tahliye oluyor. Kadına ya da çocuğa yönelik cinsel suçlar işleyen ve 10 yıl hapis alan bir kişi 1,5 yıl kapalı cezaevinde vakit geçiriyor. 2 yılda açık cezaevinde kaldıktan sonra dışarı çıkıyor. Diyelim yağmadan 9 yıl ceza almış bir hükümlü sadece 1 ay kapalı cezaevinde kalıyor. 6 ayda açıkta yatıp tahliye oluyor. Eğer bu suç Nisan 2020 öncesinde işlendiyse 2 haftan birden yararlandığı için sadece 1 ay kapalı 3 ay açık cezaevinde yatıp çıkıyor dolandırıcılık, yaralamalar, taksirle öldürmeler gibi suçlar da Nisan 2020 öncesi işlendiyse iki affa birden uğruyor, bir kısa tatil gibi girip çıkılıyor. Buna karşın Cumhurbaşkanı'nın başlangıçta söylediğinin aksine devlete karşı işlenen suçlara hiçbir af vurmuyor. Haliyle aslında her afla siyasilere yeni kovuş açılıyor. Tekrar söyleyeyim, her üçüncü sayfa haberinin ardından çözüm idam diye bağıran Cumhur İttifakı politikacıları iş yasa yapmaya gelince önce istismarcılar, katiller, uyuşturucu satıcıları çıksın diyor. Haliyle Fethi Yıldız'ın sözlerinin altı boş olduğu gibi millete söyledikleri sözlerle de açıkça çelişkili. Muhalefetin yasayı acilen Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi, toplumun vicdanını rahatlatması gerekiyor. Adaletin kılıcı başkalarına kör olmadığı zaman gerçek bir eşitlikten bahsedeceğiz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.